Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kars ketesi için öncelikle iç harcını hazırlamam gerekiyor. Tavaya 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ aldıktan sonra üzerine 3,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Bu şekilde hem ezerek hem de karıştırarak ortalama 10-15 dakika boyunca bu unu kavurdum. Çok fazla kavurmamız da gerek yok. Un kokusunun gitmesi yeterli olacaktır. Ketedeki en büyük lezzet sırrı buradaki unu kavururken arkadaşlar mutlaka tereyağı kullanmanız gerekiyor. Bezelerde, ara katlarında margarin kullanabilirsiniz ama unu kavururken mutlaka tereyağı kullanın. 6 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Rengi artık değişti, un kokusu gitti ve şimdi artık ocağın altını kapatıyorum. Tavadan hemen bir tepsiye boşalttım. Eğer tavada kalmış olsaydı tavanın kızgınlığıyla yine kavrulmaya devam edecekti. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar soğumasını bekledim. Elimle de bu şekilde ufalıyorum. Ortalama 1 dakika 2 dakika sürecek bu işlem. Kars ketesini bilen bilir. Bilmeyenler için şöyle bahsetmek istiyorum. O kadar çok doyurucu ki ve o kadar çok lezzetli ki tadına baktıktan sonra sizlere garantisini veriyorum. Derin dondurucunuzdan hiç eksik etmeyeceksiniz. Ama bu ketenin de tabii ki de püf noktaları var. Hepsini sizlere aktardım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Ketenin artık iç harcını hazırladım. Şimdi hamurunu hazırlamam gerekiyor. Bir kaseye öncelikle 1 su bardağı ılık süt ilave ettim. Toplam 5 çay kaşığı toz maya kullandım. Yaş maya kullanmayın arkadaşlar. Toz maya kullanın, önemlidir. 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. 1 tane yumurtanın akını kullandım. Yarım su bardağı da sıvı yağ kullandım. Burada 1 çay bardağı ama yarım su bardağı olarak değerlendirin. Ben yine açıklama kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını yazacağım. Şu anda burada tam olarak 5 su bardağı dolusu un var. Unu kontrollü ilave ediyorum. Yanıma da yarım su bardağından bir parmak fazla da ılık süt aldım. Gerektiğinde ilavesini yapacağım. Kontrollü bir şekilde ayarlayacağım. Biraz sonra sizlere tam olarak kaç bardak süt kullandığımı söyleyeceğim. Yarım su bardağı daha süt ilavesi yaptım. Toplamda arkadaşlar 1,5 bardak süt kullanmış oldum. Bu tabii ki de unun kalitesine göre değişir. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Gerekirse 2-3 yemek kaşığı daha süt ilavesi yapabilirsiniz. Toplam 10-12 dakika boyunca bu hamuru güzelce yoğurdum. Bakınız böyle kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamurumuz olsun ki lezzetli olsun. Hamuru ne kadar çok güzel yoğurursak o kadar keteler lezzetli olur. Çünkü içinde yumurta sarısı var arkadaşlar. Bunun da alması gerekiyor. Çok iyi yoğurmamız gerekiyor. 10-12 dakikalık bir süreç yeterlidir. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Yaptıktan sonra pişman olmayacaksınız. Derin dondurucuya koyabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında çok yapılır bu kete. Çünkü çok doyurucudur. Sabah kahvaltılarında yediğiniz zaman normal günlük hayatta akşama kadar yemek aramayacaksınız. Bu kadar iddialıyım. Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Çok da çeşitli versiyonları var. Hepsini ilerleyen zamanlarda inşallah sizlere aktaracağım. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilgileriniz veya tecrübeleriniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Karslı arkadaşlarımdan da tecrübelerini bekliyorum. Onların deneyimlerini mutlaka değerlendireceğim. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Hamuru yoğurduktan sonra hemen 12 eşit bezeye ayırdım arkadaşlar. Hamuru kesinlikle bekletmenize gerek yoktur. Bu bezelerin kolay açılması için altına unladım. Üstünde bir streçle kapattım. Eğer evinizde streç yoksa
bir poşetle de geçirebilirsiniz. Kumaş örtmenizi tavsiye etmiyorum. Böylelikle bu bezeler nemlenecektir ve daha da çabuk, kolay bir şekilde açılacaktır. Artık ketenin iç harcını hazırladım. Bezelerini de hazırladım. Şimdi aralarına sürmek için yağını hazırlamam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şu anda bu tavada toplamda 200 gram sade yağ var. Sade yağ ketenin daha da lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ama sade yağ yoksa tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. İyi ısıtıyorum ki hemen donmasın diye. Bu da önemlidir. Ben bezeleri nişasta ve un karışımıyla açıyorum. Daha da çıtır oluyor arkadaşlar. Ortalama 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı nişasta ve 4 yemek kaşığı da un kullandım bütün bezeler için. Tabi yeterli gelmezse bu miktarı artırabilirsiniz. Herkes bu şekilde yapmaz ama gerçekten de çıtırlığını sağlayacaktır. O yüzden güvenle deneyin. Bu arada beyler de çok seviyor ketiği arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Benim bir tane arkadaşım var, inanın satış rekoru kuruyor ve yetişemiyor satışına. Fiyatını da hak ediyor. Ben videomun sonunda tane fiyatını da sizlere söyleyeceğim. Hemen bezeleri açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi şöyle bir 10 dakika 15 dakika bezeleri dinlendirirseniz tabi daha iyi olacaktır ama hiç beklemenize de gerek yoktur. Merdane ile önce birazcık büyüteceğim, sonra oklavayla devam edeceğim. Ne kadar ince açarsak o kadar keteler çıtır çıtır olacaktır. Bu çok çok önemlidir arkadaşlar. Yamuk olabilir, yani ara ara yırtılabilir, hiç önemli değil. Yeter ki bezeler ince açılsın. Bakın ben yardım alıyorum hemen un ve nişasta karışımından. İlk başlarda kullanacağım ama sonlara doğru kullanmayacağım. 37 cm çapında açtım. Bu tabi silpatın da çok büyük bir faydası var arkadaşlar. Bu sayede tahtaya yapışmıyor. Biraz sonra göreceksiniz. İncecik açtım. Gerekirse merdane ile de uçlarını incelttim. Ben birazdan merdane de kullanacağım. Bu silpatı internetten alabilirsiniz. Fiyatı da gayet uygun. Tabi profesyonel ev hanımları için gerekli değil ama yeni başlayan arkadaşlarım için gerçekten de faydalı. Bakın bu şekilde açıyorum incecik ve yapışmıyor. O yüzden çok iyi oluyor. Tabii ki de çok yorucu ama bu sonuçlara değecek. Emin olabilirsiniz. Santimetre çapında açmış olduğum hamuru şimdi yağlıyorum. Buradaki en önemli püf noktası her tarafın mutlaka yağlanması gerekiyor. İsterseniz fırçayla veya elinizde de bunu yapabilirsiniz. Yağı da bayağı bir ısıttım ki kısa süre içerisinde donmasın diye. Eğer yağ donarsa mutlaka tekrardan ısıtmanız gerekiyor. Hemen bir ucunu katladım bu şekilde. Tekrardan yağladım. Bakın ne kadar çok ince. Yine çekiyorum. Ne kadar çok inceltirseniz o kadar iyi olacaktır. Yine bu yüzeyini de yağlıyorum. Önce damlatıyorum, sonra fırçayla da sürüyorum. Ketenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok yağlı olmasıdır. Aslına bakarsanız bir kurabiyede de veya işte su böreğinde de yine aynı oranda da yağ kullanıyoruz. Çok fazla doyurucu özelliğine sahip. Gerçekten de çok lezzetli arkadaşlar. Tabi tadını bilen bilir. Bilmeyenler için ben ayrıntılı bir şekilde video hazırladım. İç harcıyla tabii ki de sade veya cevizi de yapılıyor ama ben en çok bu şekilde seviyorum. İlerleyen günlerde cevizi de paylaşacağım inşallah. Sade de yapabilirsiniz. Toplamda 2 yemek kaşığı dolusu ben iç harç kullandım. Büyük bir kaşıkla ben koydum ama toplamda 2 yemek kaşığı yapıyor. Bu arada ellerimizin tamamen kuru olması gerekiyor bu birleştirmeyi yaparken. Zarf şeklinde kapattım ve uçlarını güzelce birleştirdim. Şimdi ben bunu hemen bir tepsiye koyup buzdolabına alacağım. Oda sıcaklığında içindeki yağlar eriyecektir ve açarken de zorlaşacaktır. Eğer yanınızda bir arkadaşınız varsa onunla beraber yapıyorsanız hemen açıp fırına verebilirsiniz. Ama ben tek başına yaptığım için bu bezeleri hemen buzdolabına kaldırmam gerekiyor. Altını unlamayacağım veya üstünde örtmeyeceğim.
Bütün işlemler sona erdi. Artık bu bezeleri açmaya başlayacağım. Birbirine yapışmamış bu şekilde buzdolabında kaldı. Yağlar akmadı. Biraz da içindeki tereyağlarla dondu. Daha kolay açacağız bu sayede. Yemeye başlayacağım ama öncesinde yumurta sarısını hazırlamam gerekiyor. Toplam 3 tane yumurta sarısı kullandım. En önemli püf noktalarından bir tanesi yine bu yumurta sarılarını çok iyi çırpmamız gerekiyor. Ortalama 2-3 dakika boyunca, çünkü koku dağılsın. Keteği yerken bizi rahatsız etmesin. Biraz da dağıtmak için çok az böyle minnacıcık bir tuz ilavesi yaptım. Çok az. Yine çırpmaya devam ettim. Karıştırırsak yumurta kokusu dağılacaktır. Ve üstüne de ortalama 4 yemek kaşığı civarında da sıvı yağ ilave ettim. Bir tane beze aldım. Geri kalan bezeler hala buzdolabında bekliyor. En önemli buradaki püf noktası, kesinlikle merdaneyi bastırmamanız gerekiyor. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacak kete. Ancak arkadaşlar lütfen çok dikkatli olun. Eğer çok güç uygulayarak, merdaneye güç uygulayarak bezeyi açmaya çalışırsanız içi dağılacaktır ve iyi olmayacaktır. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Ne kadar açarsanız, ince açarsanız o kadar iyidir. Bir tepsiye toplamda 4 tane bezi sığdıracağız. Bakalım, bakalım ne yap. Hamur kartından da yardım alıyorum. Hamur kartı ile beraber narin bir şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Orantılı bir şekilde toplam 4 tane ben bezeyi açtım. Şimdi yumurta sarılarını süreceğim. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar ince olursa o kadar iyi. Hamur kartı varsa kenarlarını da düzleştirirseniz daha güzel bir görüntü olacaktır. Hemen yumurta sarılarını sürüyorum. Bu arada ben fırında açtım. Şu anda 200 derecede ısınıyor. 190 dereceye indireceğim tepsiyi fırına koyduğum zaman. Altı ve üstü tamamen kızarana kadar fırında kalacak. 180 ile 190 derece arasında pişmesi uygundur. İkinci tepsi daha çabuk pişecektir. Hemen bu tepsiyi fırına verdikten sonra ikinci tepsinin bezelerini açmaya başlayalım. Bu şekilde çatalla bastırın arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu şekilde de hem biraz da genişlemesini de sağlayacaksınız. Şekilleri verirken zaten hamur sizi yönlendirecek. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Hem çıtır çıtır hem de rengi nar gibi kızardı. Lezzetine güvencim tamdır. Güvenle deneyebilirsiniz. Biraz uzun bir video oldu ama detayları vardı. Hepsini sizlere aktarmak istedim. Kars ketesini yapmak kolay değildir. Bir tanesi piyasada arkadaşlar ortalama 12-15 TL'ye satılıyor. Bazı yerlerde 10 TL'ye satılıyor. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Derin dondurucuya hemen kaldırabilirsiniz. Ben biraz soğuduktan sonra iftar için biraz kendimizi ayıracağız.
Sonra geri kalanlarını da hemen buzluk poşetlerine alacağım ve derin dondurucuya koyacağım. Isıtıp tüketeceğiz. Şunu da göreceksiniz ki buzluğa girdikten sonra, bir gece dinlendikten sonra ısıttığınızda daha da lezzetli olacak. Bugünlük de benden bu kadar. Bütün detaylarını sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atmayı lütfen unutmayın diyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.